İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Arazani Murat Nehri dondu. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı şu ana kadar Artsakh'ta 446.4 hektarlık alan ile 165 kilometrelik yol mayından temizlendi. Azerbaycan tarafından işgal edilen Karabağ topraklarındaki Ermeni kültürel değerlerinin listesi daha tamamlanmadı. Türkiye, Azerbaycan 3 şehrinde askeri üsler kurabilir. İstanbul'da Ermenice'nin Hamşen lehçesine adanan bir takvim yayınlandı. Bugün Parajanov'un doğum günü. Batı Ermenistan'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 22 dereceyle Kars ve Ağrı'da ölçüldü. Bölgede sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis bekleniyor. Arazani Murat Nehri'nin bir bölümü soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Nehrin yüzeyi Ağrı Van Karayolu bölgesinde tamamen buzla kaplanarak güzel manzaralar oluşturdu. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Mayın İmha Merkezi uzmanları Dağlık Karabağ Artsakh topraklarında mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor. Rus uzmanlar bir günde 6.5 hektarlık bir alanı temizlediler. 787 patlayıcı bulup imha ettiler. 2020 yılının 23 Kasım'ından bu yana Rus barış güçlerinin mühendislik alt bölümleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 446.4 hektarlık arazi ve yaklaşık 165 kilometrelik yol patlamamış mühimmattan temizlendi. Dağlık Karabağ Artsakh'ta patlayıcı maddelerin imha ve mayın temizleme sırasında Rus barış güçleri modern robotik ekipman kullanıyor. Bu ekipman dağlık bölgede ve etkili hava koşullarında mayın temizleme işlemlerinin yüksek oranda sürdürülmesine imkan veriyor. Uzmanlar, Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de başlattığı savaştan sonra Azerbaycan'ın işgal ettiği Artsakh topraklarındaki Ermeni kültürel değerlerinin listesini tamamlamaya çalışıyor. Şu anda sadece 377 anıtı içeren Artsakh'ın Karbacar bölgesinin taşınmaz tarihi ve kültürel anıtlarının devlet listesi hazır. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Hulusi Karahanyan, Hetkayem Ajansı ile yaptığı görüşmede Azerilerin Büyük Anavatan Yurtseverlik Savaşı'nın anıtlarına saygısızlık yaptığına dair bilgi sahibi olduklarını söyledi. Ayrıca Azerbaycan Mimarlar Birliği Başkanı Elbay Kasımzade'nin Ermeni kiliselerinin ve Artsakh'ın kültürel değerlerinin yok edilmesi gerektiği açıklamasından da endişe duyan bakan, bunun kültürel soykırım uygulamaya yönelik açık bir açıklama olduğunu vurguluyor. Artsakh Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı, anıtların çoğu Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda kaldı. 4000'den fazla anıtın çoğu kontrolleri altında. Halbuki anıtların sayımı henüz bitmemişti. Uzmanlara göre anıt sayısı bitmiş olsaydı 10 bini aşardı dedi. Lusine Karahanyan, ne yazık ki uluslararası kuruluşların bugün ya mümkün olmadığını ya da sadece bu kültürel soykırımı önlemek istemediklerini belirtmek istiyoruz diyerek UNESCO'nun bu konuyu objektif olarak ele alacağını ummadığını da sözlerine ekledi. Ona göre UNESCO Başkanı Audrey Azoulay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva'nın arkadaşı olduğu için ondan aktif bir eylem beklenmiyor. Türkiye, Azerbaycan'ın Gancak, Gence, Lenkoran ve Gabala şehirlerinde askeri üsler kurabilir. Bu bilgi Ankara'daki Rus Araştırma Enstitüsü'nün Twitter mikroblog sayfasında yer aldı. Kaynağın bilgiyi doğrulamadığı ancak Türkiye'nin Azerbaycan'ın yukarıda belirtilen bölgelerinde askeri üsler açacağına dair bir iddia olduğunu vurguladığı belirtilmelidir. Türk kullanıcılar bu yazı altında büyük bir heyecan duydu ve bazıları neden bu askeri üslerin hiçbirinin Karabağ'da kurulamayacağına dair endişelerini dile getirdi. Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkasya Kültür Derneği, Türkiye'de yok olmak üzere olan dillere adanmış bir takvim yayınladı. 2021 yılında yok olma tehlikesindeki diller adlı takvimde Ermeni dilinin Hamşen lehçesi de yer almaktadır. Agunkunet'e göre takvimde Abhazca, Çerkezce, Gagavuzca, Gürcüce, Ermenice'nin Hamşen lehçesi, Ladino, Lazca, Pontus Rumcası, Çingenece ve Süryanice gibi diller Türkiye'de tamamen yok olma tehlikesi altında olan diller arasında yer alıyor. Bugün film yönetmeni, senarist, Sovyetler Birliği halk sanatçısı Sergei Parajanov'un 97. doğum yıl dönümü.
Paracanov Tiflis'te doğdu. 1945'te Moskova Sinematografi Enstitüsü'nün yönetmenlik fakültesine girdi. 1952'den itibaren Kiev'deki Dovzhenko Film Stüdyosu'nda yönetmen olarak çalıştı. 1963'e kadar 4 uzun metrajlı film ve 3 belgesel çekti. 1964'te çektiği Unutulmuş Ataların Gölgeleri adlı filmi ona dünya çapında ün kazandırdı. 1965'te Kiev Freskleri adlı savaş karşıtı bir film çekmeye başladı. Kısa süre sonra film yetkililer tarafından yasaklandı. 1966'da Ermenistan'a davet edildi. Paracanov Sayatnova adlı filmi çekmeyi teklif etti. Film Nar Rengi adı altında büyük zorluklarla gösterime girdi. Bundan sonra Paracanov 15 yıl boyunca sinemadan kovuldu ve 2 kez hapsedildi. Bu zalimce muamelenin gerçek nedeni hükümeti tatmin etmeyen dili ve sanatıydı. Yönetmen 1989'da High Film adlı stüdyoda otobiyografik film İtiraf üzerine çalışmaya başladı. Daha yeni başlamış olan çekim Paracanov'un kötüleşen sağlığı nedeniyle yarıda kaldı. Sarkis Paracanyans 1990'da Yerevan'da vefat etti ve Gomidas adlı panteona defnedildi. Büyük yönetmenin müzesi Yerevan'da faaliyet göstermektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hrajk ve Menk adlı toplulukların icra ettiği Tamzar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.